Merhaba sevgili Uygulama Akademisi takipçileri, Sarp Arıkan ben. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle çok çok güzel bir yayını paylaşıyor olacağım. Kendisi bizim üniversitemizde öğrenci olan sevgili Büşra bizlerle olacak. Bir rol model olduğunu düşündüğüm ve teknoloji hayatına entegre etme anlamında gayet başarılı bir öğrenci arkadaşımız. Dolayısıyla kendisini de bu eğitim yolculuğu sürecinde, ki sadece eğitim yolculuğu değil, kendi hayatına bunu nasıl entegre ettiğini de konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bu anlamda da kendisini daha detaylı tanıyor olacağız. Öncelikle Büşra hoş geldin. Hoş bulduk Serper abi, merhaba. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seninle birlikte yayın yapıyor olmak benim için çok büyük mutluluk, çok büyük keyif. O Benim için de anlamda öyle gerçekten. aynen öyle. Bu anlamda özellikle kendini anlatabilmen de bu yayın için, buralar için çok kıymetli. Sizler çünkü çok ciddi rol model oluyorsunuz. Bu anlamda özellikle öncelikle biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Bundan bir girelim, ondan sonra zaten şekillenir muhabbetimiz. Hadi bakalım. Ben Büşra. Şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım. Tabii biz engelliler olarak biraz üniversiteye hazırlanmak vesaire zorlamıştı beni. Yani ne yapacağım, daha doğrusu nasıl yapacağım, hani kaynaklar falan. Ama bir şekilde ailemin, çevremin, sonra teknolojilerin desteğiyle çabalamaya çalıştım. İnşallah elimden geleni yapıyorumdur. Hala da yapmaya çalışıyorum. Bu meslek benim için önemli. Çünkü psikoloji insanları anlamak demek. Onların duygularına, düşüncelerine yardımcı olmaktır bana göre. Özellikle engellilerle de ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Onların duygularını, düşüncelerini ve çevrenin onlara karşı olan duygularını tabii ki merak ediyorum, yaklaşımları. O yüzden psikoloji bölümünü seçmek benim için gerçekten güzel ve gurur verici oldu. Derslerimi, öğretmenlerimi, okulumu da severek devam ettiriyorum. Çok güzel. Öyle. Bu yolda diyorsun bir hedef koydum kendime ve psikoloji bölümünü okuyarak en azından hem kendi yaşam deneyim dinamikleri üzerinden hem de etrafıma faydalı olma bakış açısıyla ilerliyorum diyorsun yani bir nevi. Evet, kesinlikle aynen. Yani benim de çok rol model olan, böyle ben de böyle olur muyum dediğim çok insanlar oldu. Umarım bana bakarak da acaba ben de böyle olur muyum diyerek bir örnek vermiş olurum insanlara. Evet, eminim ki çok güzel örnek olacaksın ki bu alanda ciddi çalışmalar yapan birçok kişi var ve hani çok da başarılılar, hem görme engelli olup da çok ciddi başarılar sağlayan birçok insan var. Şimdi bu an şuradan başlayalım istersen. Şimdi biz tabii ki kanal formatı olarak biraz daha böyle teknolojiyle iç içe bir kanal olduğumuz için sen de muhakkak ki üniversite sınavına hazırlanırken özellikle tabii öncesinde de eğitim yaşamına bir ölçüde teknolojiyi entegre etmiş bir kişisin diye düşünüyorum. Çünkü sınavlara hazırlanmak, kaynaklara ulaşmak açıkçası olmazsa olmaz bir noktada hazırlık Aynen. sürecinde. Maalesef engelliler için de zor bir durum bu, Evet, görme zor engelliler zor. için. Çünkü her kaynağın ne yazık ki sevgili dostlar yayın evlerinden çıkar çıkmaz dijital bir kopyasının hazırlanmaması sebebiyle işte bazen birçok dijital kütüphane bu anlamda kurum kütüphanesi bir dijital kopyasını oluşturmaya çalışıyor ama tabii ki yayın evinin birinci elinden çıktığı gibi çıkmadığı için ne yazık ki sıkıntılar olabiliyor. Neler bu anlamda deneyimledin? Yani teknoloji yaşamını entegre etme anlamında hazırlık sürecinde, eğitim hayatında nelerle karşılaştın? Nasıl bu sorunlara çözüm oluşturdun kendinde? Tabii ki. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. GETEM benim için, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı uygulama, çok destekçi oldu bu konuda. Onda vesaire konu anlatımları vesaire testler vardı. Bazı Süper. şeylerin sesli hali olmasa bile PDF'lerini bulabiliyorduk. Tabii sonra GETEM'den ziyade Türgök de bu konuda bana çok yardımcı oldu. Kabartma kitap getirebiliyordum.
arayıp hani istediğim kaynaklar varsa ya da CD şeklinde halledebiliyorduk. Ki hala Turgök ve Getem'le bu konuda iletişimdeyim. Yani Çok güzel. hani psikoloji açısındaki kitapları gerçekten bayağı okutmaya çalışıyorlar. Türk grupları bile var psikolojiyle alakalı. Hani istediğimiz bir kitap olursa hocaların derste hani şunu almazsa olmaz dediğiniz bir kitap olursa onları halletmeye çalışıyoruz, yazıyoruz. Bize destek veriyorlar sağ olsunlar. Word şekline dönüştürebiliyorlar kitapları. Biz de onları sesli programlarla okuyabiliyoruz. Bu konuda hala yanımızda olmaları çok güzel. Getem de öyle. Açıkçası ben kitap okumayı çok seven bir insanım. Psikolojik kitaplar okumayı çok seven bir insanım. Tabii ben bu uygulamaları sonradan öğrendim. Çok kitap okumaya çalışırdım. Tabii okuyamazdım. Ayrı bir mesele. Ama şimdi her vaktimi, çoğu vaktimi kitap okuyarak harcıyorum. Dediğim gibi hem Getem, hem Turgük, hem de kullandığım bazı telefon uygulamaları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Mesela Apple'da kullanılan Signal uygulaması hem hiç görmeyenler için de böyle sabitle gibi yana çevir, sola çevir özelliğiyle gerçekten çok yardımcı bir uygulama. Düz kitapları okuma konusunda gerçekten mükemmel, hatasız okuyor diyebiliyorum. Sonra Android için Office Lens uygulaması da güzel ama o maalesef çok şey yapmıyor hani. Yardımcı olamıyor. Sadece sizin belli bir açıdan çekmeniz gerekiyor. Ama o da düzgün okuyabilen ve ses açısından da gerçekten güzel olan bir uygulama. Ben sesini çok beğeniyordum onun. Normal robot sesi gibi değil de insan sesine yakın bir sesi vardı. Üniversite sürecinde hocalarımız bize slaytlar paylaşıyorlar. O konuda da Apple'da VoiceGram diye bir uygulama var. PDF'leri okuma konusunda gerçekten güzel ve başarılı bir uygulama. Ben de hala oradan yardım alıyorum. Paylaşılan slaytlardan. Bu konuda da güzel oluyor benim için. Yani tabii maalesef bir eksiklik kitaplardaki, yani bazı kitaplar düz olmuyor biliyorsunuz. Sağda oluyor, solda oluyor. Maalesef cihazlar, çoğu cihaz bunu tarama konusunda zor oluyor. Yani ben de hala zorluk yaşıyorum açıkçası. Üniversitede de bu konuda çok zorluk yaşamıştım. Üniversitede maalesef daha çok test çözmemiz gerekiyor. Ama tabii istediğimiz kitabı bulmak konusunda da zorlanıyoruz. Bunda da bana Beyaz Baston'da tanıştığım gönüllü okuyucular çok yardımcı olmuştu. Test konusunda. Ama tabii dediğim gibi Geten ve Turgök'te de çoğu test bulunuyor ve gittikçe de ilerlemeye başladı yani. Siz de mesela mail atıp şu kitabı okuyabilir misiniz deyip yardımcı olabiliyorlar size. Gerçekten o konuda iyiler. Umarım böyle daha yüksek olur hedefleri, daha çok kitap okunur. Biz de yararlanırız diyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ki zaten esas olan şey arkadaşlar, hani bu tarz tabii kurumlar çok kıymetli, çok önemli. Ancak bir yandan da arzulanan bu tarz kurumların yanı sıra biz birincil elden yayın evleriyle birlikte kaynakların dijital kopyalarını elde etmek ki bu anlamda işte biz de üniversite olarak katıldığımız toplantılarda çokça dile getiriyoruz. Yani biz aslında bu tarz işleri yapmamalıyız. Yapacak olan doğrudan yayın evinin kendisidir. Çok iyi. Özellikle bilinçli bir kullanıcı olarak hem mobil teknolojileri hayatına entegre ediyor olman ki ben aslında bugün sana bir uygulama daha önereyim. From Your Eyes diye bir uygulama var. Belki duymuşsundur, Evet, duymadıysan da. duymuştum. O uygulamada gayet güzel metinleri okuyabiliyor. Onu da kullanabilirsin, hayatına entegre edebilirsin ama şey çok güzel. Özellikle mobil teknolojileri kullanarak yaşamına entegre edebiliyor olman bu anlamda çok çok başarılı. Peki sonrasında bu teknolojileri kullanarak belli bir noktaya kadar işte üniversite sınavına hazırlanıyorsun, işte özellikle sözel dersleri hallediyorsun. Peki sayısal dersleri nasıl hallettin? O da çok önemli bence. Sayısal dersleri tabii ki şöyle liselerde, Milli Eğitim Liselerinde destek eğitim diye bir program oluyor. Sözel derslerle alakalı da hocalarım çok yardımcı olmuştu bana. Sayısal dersleri de alıyordum. Yani ben matematik dersinde oturuyordum, kendi testimi çözüyordum. Öğrenciler ders işlerken ya da ben matematik dersinde farklı öğretmenle ya benim kendi matematik hocamla ya da başka hocayla matematik dersine gidiyordum. Bu güzel oluyordu. Hani hocalar yani anlamadığımız yerleri rahatça soruyorduk. Sonra tabii bize çok şekilli sorular sorulmuyor, muaf oluyoruz. Hocalar
bu tür şekilde anlatmaya çalışıyorlardı bize. Sonra yani tek hani dediğim gibi matematikte değil çoğu derste bu desteği verdi okulum. O konuda çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani tek şeyde de değil. Ben hocalarıma gidip sorabiliyordum. Hocam şu soru nasıl yapılır vesaire. Yani okulumun gerçekten engellere bakış açısı çok güzeldi. Yani hiçbir zaman hani bazen olur şu sınavı yapılmasa mı gibi ki ben böyle gerçekten çok şey yapıyorum. Böyle ayrımcılıklara çok üzülüyorum. Çünkü tamam bir işlevimiz olmayabilir ama genel diğer işlevlerimiz bazı insanlardan daha kuvvetli ezber gibi. O yüzden hocalarım yani arkadaşlarıma ne sorarsa hatta bazen bana daha sorunu soruyorlardı. Gerçekten bu konuda okulum çok şanslı. Yani çok şanslı hissediyorum kendimi. Umarım bütün okullarda böyle olur. Kaynaştırma eğitimin yararı da çok fazla. Yani evet liseye kadar kaynaştırma eğitimi olmuyor. Ama liseden sonra artık çoğu insanla bir arada oluyorsun. Ve tek sen değil, insanlar da sana alışıyor. İnsanlar da görme engelli insanın nasıl bir şey olduğunu, yani nasıl bir şey olduğunu derken yani aykırı olmadığını görüyorlar. Her şeyi yapabildiklerini görüyorlar. Bence bu da çok önemli bir şey. Ya buradaki esas olan şey aslında biz farklılıklarımızla aynı anda diye bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Yani herkesin farklı Kesinlikle. farklılıkları var. Dolayısıyla bazısı daha uzun olabilir, daha bazısı kısa, bazı sarışın, bazısı esmer olabilir insanların. Bu da aslında bir engellik değil. Engelliği yaratan tamamen toplumun kendisi olarak bakıyoruz biz bu Kesinlikle duruma. yani Yani yoksa kesinlikle. kullandığımız argümanlar farklı. Sen de aslında bakarsan herkesle eşit şekilde yarışıyorsun ve birisi kağıt kalem kullanırken sen teknolojiyi kullanarak ilerliyorsun diye bakmalıyız diye düşünüyorum ki sen de bu alanda gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir şekilde Teşekkür ederim ilerliyorsun. öncelikle. Peki şimdi lise hayatını gördüğüm kadarıyla bu şekilde kullandığın teknolojilerin farkında olarak devam ettirdim ve üniversitede bir noktaya kadar gelmek anlamında da çok ciddi çaba harcadım. Üniversitede ilerliyorsun. Peki özellikle üniversitede de ek olarak kullandığın ve bu teknolojilerle birlikte nasıl şekillendiriyorsun kendi yaşamını bu anlamda? O da bence çok kıymetli olabilir. Üniversitede de özellikle bu tarz teknolojileri kullanarak çok çok ilerleyen arkadaşlarımız da var. Neler yapıyorsun? Şu an anlamda işte kaynağa erişim konusunda özellikle bununla birlikte işte bir hocanın verdiği slaytları takip etmek ya da aklıma gelebilecek yine senin paylaşmak istediğin bir deneyim olursa sevinirim bu anlamda. Tabii ki. Öncelikle başta da bahsetmiştim. Slaytları ben VoiceCream ile hallediyorum. Eğer dediğim gibi çok böyle bölmeli bir slayt olursa maalesef onu birisine okutmak zorunda kalıyorum. Ama VoiceCream'de rahatlıkla çoğu slaytı okuyabiliyor. Zaten slaytlar sayfa sayfa olduğu için fazla sorun yaşamıyorum bu konuda. Slaytları öyle takip ediyorum. Derslerde de not alıyorum elimden geldiğince zaten hoca anlattığı zaman. Ya kabartma ekranımı kullanıyorum ya da Bluetooth klavyeyi tablete bağlayarak öyle de halledebiliyorum. Tabii bu online eğitim de biraz şu açıdan iyi oldu. Tekrar dersleri dinleyip notlarımı daha iyi alabiliyorum. Sonra dediğim gibi hocaların istediği hani şu kitabı okuyun dediği kitapları da tekrardan Singal veya OfficeLens ile halletmeye çalışıyorum. Sonra üniversitede WeWalk kullanmaya çalışıyorum. Bir de sizin kütüphanenizde yapılan projeler var. Artık adım adım projesi onları da inceledim. Onları da kullanmaya çalışıyorum. Yani ama tabii kampüs dışında yani kampüsün içinde WeWalk'ta gerçekten hani rahatlıkla hareket etme şansı olabiliyor insanların. Süper. Bu konuda da gerçekten güzel. Umarım daha da gelişir. İlk çıktığında ben çok heyecanlanmıştım şahsen. Gerçekten güzel bir şey. Peki gördüğüm kadarıyla bağımsız şimdi bir görme engellinin aslına bakarsan üç tane temel ayağı var. Bir tanesi braille, bilişim ve bağımsızlık diyoruz biz. 3B kuralı aslında. Evet. Gördüğüm kadarıyla braille'ı çok etkin kullanıyorsun. Az önce dikkatimi çekti braille ekrandan bahsettin.
Mesela Braille Evet. ekran kullanımı çok çok önemli. Ya ben çok fazla Braille iç içe olmayan bir insanım ama Braille'ı kullanılması gerektiğini her zaman savunuyorum. Özellikle Braille doküman oluşturma ve doküman okuma konusunda sen bilgisayardan peki destek alıyor musun? Mesela Braille dokümanları hazırlarken bilgisayarda çevirici programlar mı kullanıyorsun? Nasıl bir deneyim yaşıyorsun o noktada? Ya şöyle, kabartma ekran diye bir cihaz var bende. Evet. Orbit'in. O kabartma ekran mesela şöyle yapabiliyorum. PDF halindeki şeyleri bağlıyoruz Bluetooth'la bilgisayara. Kabartma olarak aktarıyor benim kabartma ekranıma bilgisayardan. Ayrıyeten şu konuda çok güzel. Lisede de çok işime yaramıştı. Benim yazdığım ödev formatındaki şeyleri tekrardan görsel hale dönüştürebiliyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. Gerçekten faydalarını da görüyorum. Hem görsel hem kabartma hali bulunabiliyor. Aynı zamanda telefonu da bağlayabiliyorum. Telefona bağladığım zaman mesajları kabartma ekrandan yazabiliyorum. Çünkü telefondaki şeyler kabartma ekrana aktarılıyor yazılar. Süper. Onu da kullanabiliyorum. Ya ben böyle hallediyorum. Tabii daha farklı halletme çeşitleri de vardır elbette ama böylesi daha kolayıma geliyor Ya diyebilirim. şöyle söyleyeyim, bu üç kuralda hayatını entegre etmişsin. Bu çok değerli bence, çok kıymetli bir şura. Bağımsızlık konusuna geldiğimiz noktada Vivalk'u kullanıyorum dedin. Mesela şeye odaklanmak istiyorum bir noktada. Mesela Vivalk'u sen nasıl kullanıyorsun? Yani Vivalk'u özellikle bağımsız hareket etme anlamında, yaşamında işte navigasyon uygulaması var biliyorsun. Vivalk'un onu çokça kullanıyor musun? Özellikle etrafını keşfetmek anlamında. O noktada deneyimlerini paylaşır mısın bizlerle? Tabii ki ya şöyle diğer konularda olduğum gibi maalesef bağımsızlık konusunda o kadar iyi değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii çabalıyorum. Daha çok düzeltmeye çalışıyorum. Hani mesela şu anda okul tatili ama benim oturduğum yerde hani WeWalk alıp böyle ailemle çıkıp hani şurada ne varmış, şurada ne varmış keşfetmeye çalışıyorum. Daha çok Süper. ilerleteceğimi de düşünüyorum. Tabii, Çünkü bu muhakkak. işler oturarak olmuyor. İlerletmen gerekiyor. Vivalk'ı şöyle kullanıyorum. Bir, navigasyon açısından evet kullanıyorum. Ben o engel algılama sensörünü kapatıyorum. Çünkü çoğu şeyde engel ötebiliyor. Okey. Navigasyon açısından kullanıyorum. Bir de otobüs açısından çok güzel. Şöyle hani otobüse tıkladığın zaman ben şöyle bir elimde Vivo bir elimde telefon oluyor. Bluetooth'la bağlıyorum ona. Sesli bir şekilde yazıyorum. Hani şuraya gitmek istiyorum, şuraya gitmek istiyorum. Otobüsünü de bulabiliyorum. Mesela şu otobüs gelecek diye bildiri de biliyor. Bu çok güzel bir şey. Ayrıca ben Antalyalı olanlar için onu Antalya Kart uygulaması üzerinden de yapıyorum. Onun da erişilebilirliği var. Evet. Voice over onu da okuyor ya da TalkBack gibi uygulamalar. O da güzel aslında. Hani otobüsü yazdığın zaman sana şu dakika gelecek dediği için sen de ona göre işlerini ayarlayabiliyorsun. Bu da güzel. Aynı zamanda bunu WeWalk'ta da hallediyorum. Bir de hani nerede olduğumu WeWalk sayesinde anlayabiliyorum. Konum özelliği var onun. Mesela atıyorum bir duraktayım ama hangi duraktayım? Onu belirtiyor. Sonra ben de o durağa göre otobüsleri hani nereye gideceğimi yazarak durağa göre şey yapıyorum. Otobüse binince de hani nerede olduğumu şey yapabiliyorum. Birisine sormak yerine konumla devam ettirebiliyorum. Sonra ineceğim yerde de inebiliyorum. Umarım bunu daha çok geliştiririm. Hani kuzenlerimle falan ya da akrabalarımla yaptım bu işlemi. Birkaç da kendim yaptım ama geliştirmeye çalışıyorum dediğim gibi. Bu da çok önemli. Özellikle bağımsızlığa adım atmak anlamında kullandığın destekleyici, biz bunlara destekleyici teknoloji diyoruz çünkü dolayısıyla Vivalk'u veya bu tarz teknolojileri kullanman da gayet başarılı. O anlamda da bence kendin için çok güzel bir adım atmışsın. Peki mesela biraz daha böyle eğitim odaklı konuşuyoruz ama şuna biraz kayalım. Mesela sosyal yaşamında özellikle mesela film ya da dizi izleyen biri misindir? Yani boş zamanlarında da teknolojinin nimetlerinden faydalanarak örneğin bir betimlemeli film ya da betimlemeli dizi olsun. Bu tarz içerikleri tüketiyor musun peki? Hiç deneyimin Şöyle, şansın oldu mu? biraz görmem olduğu için film ve dizilerden o tür betimlemeler almıyorum. Fakat bunu da araştırmıştım. O konuda da mesela Hayal Ortam diye bir uygulamalı var. Bazı sinemaların, yani çoğu sinemada geldi diye biliyorum hatta. Bazı sinemaların şeylerini orada da bulabiliyoruz. Mesela sinemaya gidiyoruz, betimleme özelliğini açıyoruz. Orada da kulaklıkla hani başlattığı an
O da aynı zamanda betimleyebiliyor. Ben bunu da keşfetmiştim. Bence güzel bir uygulama. Ayrıca eğitim alanında da şey yapmıştım hayal ortağımda. Eğitim alanında da yararlanmıştım. Orada şu çok iyi. Günlük gazeteler, makaleler falan. Yani günlük olaylar sesli bir şekilde verilmesi gerçekten iyi. O konuda da güzel bir uygulama. Hani günlük sosyal anlamında dediğimiz için bunu da katmak istedim. Yani ben böyle yararlanıyorum. Denemiştim ve orada da bir navigasyonla ilgili bir şey bahsetmek istiyorum. Bazı yerlerin ciddi navigasyon özellikleri var orada. Adım adım şey yapabiliyor mesela. Adım adım sinyal verebiliyor. Bazı büyük alışveriş merkezlerin tuvalet dahil vesaire nerede ya da şu mağaza nerede gibi özellikleri var. Mekan içi Ama tabii bu yönlendirme, evet, çok başarılı. evet ama bunda tabii birkaç mağazaya uygulandı. Hani çok tercih edilen mağazalara. Umarım geliştirirler ve çoğu mağazaya uygulayabilirler diye düşünüyorum. Şimdi burada hazır bu hem WeWork'tan hem hayal ortamdan bahsetmişken şöyle bir hatırlatma yapalım sevgili arkadaşlar. Belki sen de yeni bilgi sahip olabilirsin. WeWork içerisinde bir hizmet var arkadaşlar. Bu hizmet danış diye bir hizmet. Bu danış hizmeti sayesinde özellikle etrafınızda herhangi bir konuyla alakalı profesyonel anlamda 7/24 birçok kişiden destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. O anlamda ilgili o saatte hangi deneyimli kişi varsa ona bağlanıyorsunuz ve bağlandığınız zaman size destek verebiliyorlar. Hatta Antalya Havalimanı'nda da ve birçok havalimanında danış hizmetini soktular devreye. Bu anlamda da diyelim ki işte bir uçakla bir yere gideceğiniz zaman uçağa binene kadarki süreçlerinizde ücretsiz olarak havaalanlarında danış hizmetinden faydalanabiliyorsunuz diyelim. Pekala, çok Ben bunu güzel. bilmiyordum. Güzel oldu. Evet, Teşekkür bunu ederim. kullanabilirsin mesela. Bu da ayrı bir şey. Ya da işte Be My Eyes var mesela. Bak, onu da kullanabilirsin hayatında Evet, belki. onu biliyorum. Bağlanıyorsun çok güzel bir şekilde. Aynen öyle. Aynen öyle. Süper Büşra. Yani senin ek olarak paylaşmak istediğin ya da eklemek istediklerin varsa onlara da alalım. Daha sonra da istersen yavaş yavaş bitirelim. Tabii ki. Yani benim eklemek istediğim bu tür teknolojilerin gelişmesini çok isterim elbette. Çünkü yani biz de toplumda yaşıyoruz ve gerçekten biz değil, toplumun şartları bize engel olabiliyor bazen. Özellikle park edilen arabalarla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz o konuda. Bu konuda daha dikkatli olmasını isterim toplumun. Sonra dediğim gibi gelişme açısından şu test kitapları daha kolay olsaydı gerçekten bizim için çok iyi olurdu. Yani Evet. artık ben tam test kitaplarını kullanmıyorum ama ARES'e falan girersem kullanmayı düşünüyorum. Ama üniversitede geçecek öğrencilerin bu konuda zorlandıklarını düşünebiliyorum. Tamam, kaynak şeyi var ama istediğimiz kaynağa ulaşma açısından en azından bir single al gibi bir uygulama bunun test şeklinde taramasını isterdim. Ben bir yeni teknoloji duymuştum, bir gözlük. Şu anda tam az ismini hatırlayamayacağım. Ama onların da maliyetleri çok fazla. Evet, o tarayabiliyor, tamam. Ama en azından biraz daha bu tür şeyler gözlük değil de telefon formatına aktarılsa bizim için daha iyi olabilir maliyet Peki açısından. bakalım. O noktada da yine sana sevindirecek haberler verelim. Be My Eyes'in içerisinde biliyorsunuz günümüzde bir OpenAI ChatGPT altyapısı var. Şimdi Be My Eyes ve ChatGPT bir araya geliyor. Böyle bir çalışma var zaten. Halihazırda test eden bir grup da var. Ve yapay zekanın gücüyle mesela siz herhangi bir kitap içeriğini tuttuğunuzda o kitabın içeriğini normalde herhangi bir nesne tanım uygulamasından daha başarılı bir şekilde tanıma özelliği olacak. Dolayısıyla artık bu tarz konularda tarihe karışıyor olacak. Onun için senin için de çok verimli olacak. Zaten bu tarz çalışmalar olduğu zaman seni de bilgilendiririm ben. Netice olduğunda sen de hayatına entegre edersin daha fazla. Sevgili Büşra, çok teşekkür ediyorum. Ben E, teşekkür bu ederim videoyu izleyecek misafiriniz olduğum için. Evet, bu videoyu izleyecek olan birçok kesimdeki kişiye en azından çok güzel bir rol model olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşlarımızın teknolojiyi hayatına entegre edebilmek adına son sözlerini alalım ve sonra kısa bir seslikten sonra yayınımızı bitiririz. Tabii ki. Öncelikle çabalayın. Yani ben de çabalamaya çalışıyorum. Umarım çabalıyorumdur. Kendimi hani çok çabalıyorum diyemeyeceğim. Umarım daha iyiye gidebilirim. Ve çevre, toplum,
Biz evet engelliyiz ama gerçekten bu yaşadığımız şey hiçbir şey etki etmiyor. Yani toplum eğer çevre bizim için de böyle bir uygun hale gelirse bizim de hiçbir engelimiz kalacağını zannetmiyorum. Engel biz değiliz bence. Bize göre düzenlenmeyen yerler diye düşünüyorum. Evet, müthiş bir şeyle bitirdin. Ben de şunu söyleyeyim. Bir gün her şeyi eşit ve erişilebilir bir şekilde kullanıncaya kadar hayatımızda mücadelemize devam etmeliyiz ve devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkürler. Ben Umarım teşekkür ederim. bir kere daha seninle yayın yapma şansımız olur. Kendine çok Umarım iyi bak. siz